Alecik uçağımızla İstanbul Havalimanı'ndan Kayseri Havalimanı'na iniş yapmış bulunmaktayız. Kayak yapmaya geldik. Bakalım bizi neler bekliyor? Sizinle tüm deneyimlerimizi paylaşacağız. Başlayalım mı? Kayseri'ye gelince ne yenir sizce? Tabii ki de mantı. Peki Kayseri mantısının özelliği nedir? Bir kaşığa 40 tane sığması. Tabii ki sizin için saymayacağım. Ama bir tadına bakacağım. Evet, Kayseri'deyiz ve lezzetlerini tatmaya devam edeceğiz. Evet Aykut, şu anda tam tamına -9 derece ve otelin önündeyim yani. Burası biraz daha dışarıya göre sıcak olması gerekirken -9, parmaklarımın uçlarına kadar donmuş olabilirim. Tam kayak merkezinin önündeyiz, Radisson Blu'nun. Burası kayak merkezi, yan tarafta ise otelin girişi var. Havaalanında indik, gittik Radisson Blu Kayseri Oteli'nde. Kayseri lezzetlerini tattık ve sonrasında Radisson Blu Hotel Mount Erciyes Oteli'ne geldik. Burada da kayak pistinin dibinde otelimize yerleştik. Odamıza çıkacağız şimdi. Hadi gidelim Aykut. Çok soğuk, birazcık ısınalım. Evet, sonunda otelimize geldik. Evet, geldik. Kayseri'deyiz. Kayseri'de otelimize yerleştik. Yerleşir yerleşmez de sizlere kısa bir bilgi verelim istedik. Şu anda Radisson Blu Hotel Mount Erciyes'teyiz. Pistin tam içindeyiz diyebiliriz, yani hemen kenarındayız, pisti hemen görüyoruz. Odamızla ilgili de bir bilgi verelim, gösterelim istedik. Buraya gelirseniz, burası yeni açılan bir otel, biz de ilk müşterilerindeniz, sizlere şöyle bir genel fikir olsun diye odamızı gösterelim, çevresini gösterelim istedik otelinde. Böyle yani, deneyimlerimizi paylaşalım. Sizler de gelip görmek isterseniz. Bu şekilde oldukça güzel bir otel, etrafı da çekeceğiz. Şimdilik böyle galiba. Evet, aynen öyle. Hem de ferah ve geniş odalar yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Biz deneyimledikçe size buradaki deneyimlerimizi aktarmaya devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bugün kayak için piste çıkacağız, ancak kayak biliyoruz, snowboard bilmiyoruz. Snowboard için ilk deneyimimiz olacak. Kıyafetlerimizi almaya geldik. Denemeye başlıyorum. Oteli açtığımız gibi kayak merkezinin kıyafet bölümünü de açıyoruz. Sıfır kıyafetler gelmiş ve ilk deneyen biz olacağız. Şimdi yukarı çıkıp eldiven ve şapkamı da alacağım. Sonra bir sport deneyimine hazırım. Bakalım nasıl geçecek, ne kadar düşeceğiz, ne kadar kalkacağız. Olmazsa kayağa geçer, kayak yaparız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar, bunun püf noktası kesinlikle kalçadır. Kalçayı dışarıya atıyoruz. Şu pozisyonu içeriye çektiğimiz zaman tahtanın üstüne kalırsınız. Hayır, içeri çekeceğim. İçeri, bakın. Aynen öyle. İçeri çekeceğiz. Yani dışarı alacağız. Dışarıdan biri size bakınca saçma bir pozisyonda durmanız lazım. Evet. Ama şunu yaptığınız an düştüğünüz an. Ulaştırdık, biz arttırdık. Özellikle Demir Kapı'da, bu tarafta. Bizim otelimiz şu an buradayız. Bizim ilk eğitim pistimiz zaten burada, Tekir Kapı'da. Biz Tekirdağ, Gondol'da hani acemiler şey yaptıktan sonra, öğrettikten sonra buradan başladık. Artık pistleri büyütüyoruz ona göre. Mavi pist olduğu için en kolay pist burası zaten. Burada eğitim bandımız var bizim. Daha sonra bizim otelimizin önünde de başlayacak bu. Burada başlayacağız. Ondan sonra artık öğrenmeye başladıkça pistlerin zorluğunu artıracağız. Kan işlerine devam edeceğiz. Kültepe'ye geçeceğiz. Hisarcı Kapı'ya geçeceğiz ki oradaki pistler hem uzun hem daha güzel. Hatta mı? Hocam evet. Burası kaç kilometre? Neresi? Pistin tamamı. Şu an 112 km oldu bu sene. Yeni açılan pistlerle beraber. Türkiye'nin en büyüğü mü? Gerçekten en büyüğü.
Yani yapılmış en büyük. Büyük evet. En uzun pist 3400 metre. Aynen öyle. O da Ottoman pisti zaten. Ottoman. Evet. En tepeden mi geliyor? 3900 tam altı. Yani gittiğiniz zaman zirve sanki bir adım uzağınızda gibi gösteriyorsunuz. Aslan falan dökenden daha uzun. 3200 orada zirve. Evet. Ejder 3200 evet. Bu 3400. Aynen. Peki burası zorluk açısından? Mükemmel. Gitlik. Yani adrenalin full yaşadığınız bir pist. Hem sağ tarafı uçurum, mağaranın içine inebiliyorsunuz. Sol taraf bacılara bağlantı pisti var. Tamamen bol kar keyfi yaşamak için. Burası evet arkadaşlar, şu anda Kayseri Erciyes'teyiz. Safa hocamızla birlikteyiz. Biz kayak yapıyorduk ama bir snowboard deneyimimiz de olmasın dedik. Safa hocamız da neden olmasın öğretelim kesinlikle, dedi. Kesinlikle. Ve şimdi piste çıkacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Safa hocamız bize board öğretecek. Aynen, çok güzel, keyifli bir ders olacak inşallah. O zaman hep birlikte gidelim bir board öğretelim. Evet, shuttle'ımızla kayak merkezine doğru, piste doğru hocamızla ilerliyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi snowboard'u her zaman biz kayacağımız yöne dik koymak zorundayız. Çünkü board'u eğer paralel koyarsanız board'u daha bağlamadan board kendi kendine gidecektir. O yüzden pisti her zaman dik koyacağız. Dik koyduğumuz zaman board'u istediğiniz açıda rahat rahat bağlayabilirsiniz. Bizim kayacağımız yön bu taraf olduğu için biz o yüzden buraya göre dik koyuyoruz. Yukarıdayken de ona göre dik koyacağız. Amaç bu. Bu arka denge kolu dediğimiz bizim ayağımızı board'un içine yerleştirdikten sonra bize hareketi buradan sağlattırır. Kopuk kısmında. İki aşama var zaten. Bir kopuk, bir de board'u bağladığımızda parmak ucu. Board'da başka ikinci bir hareketimiz yok. Başlangıcı yaparken hep arka ayağı kullanacağız. Dümen görevi görecek. Daha sonra dizlerimizi kullanacağız. Anlaştık mı? Evet. Parmağı yaparken her zaman için board'u boştaki ayağımızla, yani öndeki ayak değil de diğeriyle şu şekilde yarıya yarı yaparsanız board hiçbir yere hareket edemez ayağınızla. Ama diğer türlü burada yaparsan board döner, kaçar, gider, gelir. O yüzden her zaman için koyuyoruz ayağımızı. Her zaman için topuğumuzun arkaya tam yerleştiğine emin olun. Oradaki boşluk bizi hareketi engeller. Böyleyken board'a hiçbir şey yaptıramazsınız ya da böyleyken. O yüzden her zaman tam oturacak arkaya. Evet, önce hemen klipsleri kapatalım. Önce uçtaki, yani parmak ucunu bağlıyoruz. Daha sonra bel kısmını. Hayır, yukarıdan. Üstten bağlıyoruz. Buradan sıkıyoruz iyice. Ayağımız tam oturacak. Sonra diğeri, bel kısmını. Sıkıyoruz. Tamamen ayağımızı tutacak. Yani board artık vücudumuzun bir parçası olmak zorunda. Boşluk olursa kuvveti iletemeyeceği için bu sefer bize sıkıntı çıkaracak. Yerini bağlamayacağız şimdilik. Evet. Sadece karşıya bakarak board'un üzerinde nasıl dururuz, nasıl döneriz, nasıl fren sistemi kullanırız bunu öğreniyoruz. Göstereceğim. Olay tamamen rahatlıkla. Kendiniz rahat bırakın. Kar yumuşak olduğu için düşseniz bile herhangi bir şey yok. Evet, sol ayağı topuğu çevir. Uyuyor mu değil. Güzel. Daha iyi olabilir. Çok iyi. Evet doğru, hocam. Çok iyi. Şunu istiyorum. Rahat. Sol ayağı topuğu. Hadi. Gidiyorum. Let's go. Rahat, rahat. Evet, yürüyen halıyla piste çıkıyoruz. Yürüyen bant. Yürüyen bant. Kırmızı halı. Yürüyen bantla piste çıkıyoruz. Evet, arkamızı Erciyes'e dayadık. Kayak ekipmanlarımız üzerimizde. Şimdi bir de siz sevgili izleyenlerimiz için
buraya geldiğinizde ne kadar bütçe ayırmalısınız? Bununla ilgili ufak bilgiler aktaralım. Evet. Safa hocamız yanımızda. Hocam buraya gelen kişiler kayak ve board yapmak isterlerse ayrı ayrı ekipmanları, kıyafetleri ne kadara kiralıyorlar ve hocanın ders ücreti ne kadar, bir bilgi verelim. Tabii ki. Şimdi şu an belirlenen fiyatlandırmaya göre Erciyes için konuşuyorum bunu. Kayak için günlük 130 lira. Kayak kiralaması 100 lira. Kıyafet, diğer kask ve gözlük için de 30'ar lira fiyat biçimli. Bu sene anlaşma bu şekilde yapıldı. Board'da sadece farklılık var. Onu da 150 liradan kiraya verebiliyor. Çünkü board maalesef kayak kadar uygun değil. Biraz daha pahalı. O yüzden de bize Türkiye'ye gelişi de pahalı olduğu için bu şekilde veriliyor. Ders ücretlerine gelince bizim Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği'nin Kayseri'deki belirlediği fiyata göre kayak için 1 kişi 450, 2 kişi 600, 3 kişi 800, 750 diye gidiyor. Snowboard'da biraz daha farklı. Eğitim zor olduğu için görüyorsunuz siz de zaten yaşıyoruz şu an. 1 kişinin 1 saati 500, 2 kişi 700, 3 kişi 900, 4 kişi 1000 lira diye devam ediyor. Grup sayısı arttıkça fiyat otomatik düşmüş oluyor. Yani buraya geldiğinizde ekipmanlar için 300-350 lira civarı, hocamız için de 400-500 civarı bütçe ayırmanız gerekiyor. Doğru. Ama keyfine bütçe belirlememiz mümkün değil. Aynen öyle. Gelin burada bu deneyimi yaşayın, evet. Keyfine varın diyoruz. Bu bilgileri sizle paylaştıktan sonra dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Acele etmeden yavaşça sağa doğru gideceğiz, yavaşlatacağız, sola doğru geçeceğiz. Artık pisti büyütüyoruz çünkü burada. Tamam. Acele ile işimiz yok. Board otomatik hızlanacak bu pistte artık. Bütün kontrol artık sende. Topuklar. Aynen. Topuklarla yavaşlatıp sağa doğru. Helal olsun. Helal olsun. Evet, çok önemli. Evet arkadaşlar. Bunu da düşüşünü göstermiş oldun. Evet. Düşerken. Hocam sen düşüşü gösterdin değil mi? Evet. Bir dakika söyledim, almadınız mı? Aldık. Düşüşü gösterdim. Helal olsun. Yoksa düşmedin normalde. Düşmek de çok önemli, doğru mu hocam? Kesinlikle. Bizim sırtımızı yere koymuyoruz. Önce popo, sonra evet. Sırtımızı bırakıyoruz. Kuvveti dağıtmış oluyoruz otomatik. Yani popo seviyor mu? Aynen. Yüklen mi? Yüklen arka. Evet, önce arka. Hep arkada duruyor. Hep arka. Evet, hadi. Çıkıyoruz artık. Yaklaşık olacak yükseklik 2400 metre. Şu an çıkacağımız yer, pistimizin uzunluğu 1.6 kilometre. Biz burada artık keyifli bir kayak yapacağız. Pistimiz mavi. Ödül almış tek pist Türkiye'de. Eğitim pisti olarak ödül almış tek pist burası. Tekir kapıda özellikle. Çünkü eğimi hep aynı ve çok keyifli. O yüzden dolayı şimdi burada güzel bir keyfini çıkaracağız. Kayak. Ortalama ne kadar sürer inmek? Yaklaşık olarak 30 dakika civarı. 30 dakika. Evet, yani ama kayakçılar burada. İçin. Evet. Bortçular evet. İçin hocam. NSP2 muhabbet şu an. Burayı çok beğendim Aykut. Bence bu sezonu açmış bulunmamızla birlikte tekrar gelelim. Bu kış burada keyifli kayaklar gerçekleştirelim. Biz geliyoruz ama siz de gelin. Çünkü gerçekten çok keyif aldık. Snowboard'u öğrendik, dersini aldık. Bir sonraki gelişimizde daha iyi kayacağız inşallah. Ama kayakla da burada bir slalom yapmadan dönmek olmazdı. O yüzden şimdi slalomla mavi pistin tadını çıkaracağız. Ben acayip eğlendim. Size de bunu tavsiye şiddetle. Ediyorum. Şiddet yok Aykut. O yüzden size de bunu sevgiyle tavsiye ediyorum. Gelin burada kayın. Kayseri Erciyes gerçekten mükemmelmiş. Deneyimlediğim birçok kayak merkezi oldu ama burayı da çok beğendim. Aynen öyle. Sen ne düşünüyorsun Aykut? Bence de gayet güzel bir yer. Zaten CNN'e açıklama da yaptık bununla ilgili. Evet, CNN'de röportajımızı da görebilirsiniz. O videoyu bulursam atacağım. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde de hareketlilik başladı. Kayak merkezi beyaza büründü. Tatilciler de pistlere akın ettiler. Erciyes'teki son durumu CNN Türk ekibinden Murat Altuntoprak ve kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberinde izleyelim. Mevsimini kar yağışıyla karşılayan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pistler beyaza büründü. Kayak severler kesintisiz pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Erciyes güzel. Biz hep kayak yapıyorduk. Burada snowboard deneyimlemek için geldik. Daha önce tam net olarak bilmiyorduk hani Erciyes'in bu kadar güzel olduğunu. Fakat deneyimledik. Oldukça güzel bir yer. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona yeni tesislerle girdi. Yapımı tamamlanan otellerle bölgede hareketliliğin artması bekleniyor. Yani herkese tavsiye ederim. Kesinlikle gelsinler. Oldukça güzel bir yer. Hatta iyice gelişip büyüyeceğini düşünüyorum.
Güzel bir yerdi. Gerçekten güzel, zevkli bir yer. Havası da bugün güzel. Dün fırtına vardı, biraz kötüydü ama evet, bugün ama iyi. Sezonu burada açtık, çok güzel açtık. Gerçekten bugün çok keyifli. Şimdi inelim, zaman pisti kaybetmeyelim. Pisti de güzel, hadi gidelim. Partisi bizi bekler. Baktığında aşağıya görebileceğin en güzel pistlerden bir tanesindeyiz. Burada eğim hep aynı gideceği için akışına bırak ve tadını çıkar artık. Tamam. Tamam. Bırak kayağı süzülerek gitsin. Ama her zaman dönüşlü gidiyorsun. Düz kayma yoktur sana. Hep sağ, evet. Hep sağ sol slalom yapmak zorundasın. Tamam mı? Çünkü düz bıraktığın zaman kayağın sürekli hızlanacağı için senden sürekli bir şey bekleyecek. Gerek yok. Sen artık cool gibi süzülerek gidiyorsun. Bir sağ, bir sol ve pisti komple kullanıyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bak. Hocam çok iyisin. Arkadaşlara düştüğünü gösteriyorum. Helal olsun. Herkes kaymayı öğretir ama düşmeyi öğretemez. Aynen öyle. Helal olsun. Bak kayıyor arkadaşlar, güzel. Çekeceğim ben seni hocam düşerken. Nasıl düştü baba? Helal olsun. Borda durulmak için iki ayağın eşit %50-50 bir kuvvet uyguluyorsun borda. Sen sadece birine bırakıyorsun. Hadi bakalım. Burada. Bravo! İyi misin? Hocam bu stilin... Efendim? Bu kayma stilinin adı ne? Yardım ve yataklık! Yataklı şu salı yardımla. Arkadaşlar bir de böyle koyuyorlar. Böyle ağaçın müdahalesi müdahale ediyor. İşte geliyor özel harekat. Hocam son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Artık kayak sonuna bütün geldik. Bütün kayak ve snowboard severleri kesinlikle Erciyes'imize bekliyoruz. Erciyes'imiz gerçekten çok mükemmel bir hale geldi artık. Dağın 4'te 3'ünü kullanabilir hale geldik. Buradan başlayıp ta arka Hacılar pistine kadar geçiş yapabiliyoruz. Kayarak her yere gidebiliyoruz. Ve gerçekten Toskan özelliği olduğundan dolayı bol kar keyfi yapacağınız çok fazla pist var. Off pistimiz de var bizim. Kesinlikle bütün misafirleri, bütün kayak severleri Erciyes'imize bekliyoruz. Safa hocamızla hem snowboard hem kayak yaptık. Evet. Şimdi de bu pistten aşağı ineceğiz. Safa hocamız çok ilgiliydi. Çok teşekkür ederim. Ve bizimle gerçekten bayağı da ilgilendi. Öğrenciler harika olunca bizlik hiçbir şey kalmıyor. Teşekkür her ederiz. Şey sizinle alakalı. Sağ olun hocam. Bütün bu özverisi için ve ilgisi için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Buraya gelirseniz Safa hocadan eğitim almanızı da tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir de görüşürüz. Neydi hocam hesap? Sizi takip etsinler. Bizim kendi hesabımız, kayak okulumuz Tekir Kayak Okulu. Instagram'da görebilirler zaten. Sadece tamam. Ortasında nokta var bir tanesi. Tekir.kayakokulu evet. Instagram sayfasından Safa hocamızı takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın. Ustam kolay gelsin. Sağ olun efendim. Evet. Evet şefimiz burada bize parti yapıyor. Sucuk ekmek partisi. Şimdi sucuk ekmeklerimiz pişecek ve onların tadına bakacağız. Değil mi? Kayaktan sonra yiyecek. Kayaktan sonra 10 numara yiyecek. Kayseri Havalimanı'na geri döndük.
Kayseri'yi gezdik. Güzel bir vakit geçirdik. Gezdik, yedik, içtik, kaydık. Bol bol keyifli anılar biriktirdik. Tabii bu keyifli anıları biriktirirken de sizlerle de paylaşalım istedik. Kayseri'de ne yapabilirsiniz? Nerede kalabilirsiniz? Kayak ücretleri nedir? Bunlarla ilgili bütün bilgileri videomuzda izlediniz. Bu ve buna benzer videolar için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik Kayseri Havalimanı'ndan hoşça kalın.